Dikdörtgen konumuzun ikinci föyüne bakalım. Bir noktanın dikdörtgenin köşelerine olan uzaklıkları diye bir başlık var arkadaşlar. Olayımız şu. ABCD dikdörtgen. İçerisinde bir P noktası alalım. Bu P noktasını köşelere tek tek birleştirdiğinizde bu karşılıklı köşelere giden uzunlukların kareler toplamı birbirine eşittir. Yani X kare artı Z kare Eşittir y kare artı t kare. Sorumuza bakalım. O noktası içeride bir nokta. Köşelere birleştirilmiş. Bizden x'i istiyor. O zaman ne diyeceğiz? x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. 1'in karesi artı 8'in karesi. Gayet basit bir kural. O zaman x kare artı 16 eşittir. 64 bir daha 65. x kare eşittir. Atın diğer tarafa. 49 x eşittir. 7 cevabımız e şıkkı. Burada yine bir özellik daha var. Hani hatırlıyor musunuz? Biraz önce şey demiştim. Dikdörtgenin içerisine bir nokta alın. Köşelere birleştirin. Karşılıklı uzunlukların kareler toplamı birbirine eşit demiştim. Esasında yalan söyledim size. O nokta içeride değil dışarıda olsa da aynı şey geçerli. Ha, o zaman noktamız hem içeride hem de dışarıda olsa da bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Gene dışarıda bir nokta. Köşelere birleştirdim. Yine karşılıklı köşelere giden uzunlukların kareler toplamı birbirine eşittir. X kare artı Z kare, Y kare artı T kareye eşittir. Hemen sorumuza bakalım. Diyor ki ECK e, dersek DE 2K, AE burası 9, BE burası 6. Benden EC istiyor. Ne diyeceğim o zaman? 6'nın karesi artı 2K'nın karesi. Direkt yazalım. 6'nın karesi 36. 2K'nın karesi 4K kare eşittir. 9'un karesi artı K'nın karesi. 9'un karesi 81. K'nın karesi K kare. At bu yavruyu bu tarafa 3K kare. Bu yavruyu bu tarafa at. 81'den 36 çıktı. 45. O zaman K kare eşittir. 15. K eşittir. Ne gelecek? Kök 15. Nereye istiyordu? Ece'yi yani K istiyordu. Cevabımız A şıkkı. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar. Bir dikdörtgenin alanı birbirine dik. iki kenarının çarpımı eşittir. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar bize alanı veriyor. O zaman size bir dikdörtgenin alanını soruyorsa esasında sizin neyi bulmanız lazım? Kısa kenar uzunluğunu ve uzun kenar uzunluğunu bulmanız lazım. Sonra o ikisini çarpacaksınız çünkü. Hemen sorunuza bakın. Bakın bir kenar uzunluğunu 10 vermiş. O zaman şu arkadaşı da bulabilirsem ben ikisini çarparsak bize ne yapacak? Alanı verecektir. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. O zaman bura 10 ise aşağıda 10. 8'i buradaysa buraya ne kaldı? 2. E, tepede 90. Tabanda 90. Oldu mu size öklit? 2 kere 8 16. H kareden bura 4 geldi mi? Şimdi ikiz kenarı görüyorsunuz. İkiz kenar görünce hiç dayanamam. Hemen şöyle tepeden dik geldik mi? Peki burası 4 ise burada 4 değil mi? Peki bu tepeden gelen dik aynı zamanda kenar ortay. Burada 4 olur mu? Ha, demek ki kısa kenarda kaçmış? 8. 10 çarpı 8 80. Cevabımız D şıkkı. Fark ettiyseniz dikdörtgende alan bulunurken mesele kenarları bulmakta. Alanı bulmakta bir şey yok. İkisini çarpıyorsunuz çünkü. 4'e bakalım. Çevresi 38 santim olan ABCD dikdörtgeni birbirine eş olan 7 dikdörtgen ayrılmıştır. Buna göre alanı istiyor bizden. Yani şunlara xx dersek kısa kenarlara. O zaman buralarda x x olacak değil mi kısa kenarlar? E şu uzun kenarlara y y dersek, o zaman bunlardan olacak y y. Şimdi bakın gördünüz mü? 3 y 4 x eşit oldu. 3 yani y eşittir 4 x. Yani y'ler 4 katsa x ne olacak arkadaşlar? 3 kat. O zaman gelip bunları yazalım. Hop şöyle temizleyelim. X'ler 3 kat. Yani burası 3 kat. Burası 3 kat, burası 3 kat, burası 3 kat. Y'ler yani uzun kenarlarda 4 kat. E soru bitti galiba değil mi? Çünkü kısa kenar belli, uzun kenar belli. Artık çevreyi, oradan K'yı, oradan da alanı buluruz. Mesele neydi zaten? Alanı bulmak değil. Mesele o kenar uzunluklarını bulmak. Şimdi çevreye bakalım. Burası 7K. Şurası 12K. Toplarsak 19K. 2 ile çarp. Çevre neymiş? 38K. Ha, çevre 38'de demek ki K kaçmış? 1. Yani kısa kenarı 7, uzun kenar 12. Çarparsak 84. Cevabımız E şıkkı. 5'e bakalım. Dikdörtgen 4 8, o zaman burası 12. Boyalı bölgenin alanını istiyor. Size ne diyorduk? Bazen boyalı bölgeyi bulmak için tamamından fazlalıkları atarsınız diyorduk, değil mi? Burada da öyle yapacağız galiba. Dikdörtgenin alanından şu iki beyaz yavruyu atarsak ortada boyalı alan kalacaktır. Şurada 3 eşit açı var. E bu köşenin 90 olduğunu biliyorum. O zaman demek ki 90 e bölersek şunların her birisi 30'ar derece. O zaman burası 60, burası 60. Soruyu bitirdik galiba değil mi? 30'un karşı 8 60'ın karşı 8 köküç. Dikdörtgen alanı çıktı. 12 çarpı 8 köküç yani 96 köküç. Eksi fazlalıkları atalım. Şu dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 köküç. 64 köküç yarısı 32 köküç. Gelelim şu dik üçgen alanına. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kök biri 4 kök Doğru mu? Artık bu işlemleri direkt yapabiliriz. Öyle hissediyorum. Öyle olmalı. 12 kere 4 48 yarısı. Burada 24 kök oldu mu? Ha, 32 kök 24 kök toplarsak 56 kök 3. İşte tamamından o fazlalıkları atarsak boyalı bölge 40 kök 3 cevabımız B şıkkı. 6'ya bakalım. Ama önce bir hatır yapalım. Paralel kenarda şöyle bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Paralel kenarda köşegenleri çizerseniz 4 eşit alana ayrılıyordu. E, dikdörtgen de bir paralel kenar. O zaman dikdörtgende de köşegenleri çizerseniz gene ne yapar? 4 eşit alana ayrılır. Şimdi bu soruyu uygulayalım. Bakın 4 4 demek ki ben F ile E'yi birleştirirsem şu arkadaş bir dikdörtgen. O zaman burası 4 eşit alana ayrılmış. Görüyorsunuz değil mi? Yani aynı şekilde Edirne, Bursa, Ceyhan, Fatsa da bir dikdörtgen. Demek ki burada 4 eşit alana ayrılmış. Ve soru şimdi çok kolay oldu. Burası 6 ise malumunuz burada 6. Bu dikdörtgenin alanı 6 kere 4 24. 4'e bölersek demek ki A kaçmış? 6. Bu dikdörtgenin alanı 10 çarpı 6 60. 4'e bölersek demek ki S'lerin her biri kaçmış arkadaşlar? 15. A artı S lazım bana. 6, 15, 21. Cevabımız E şıkkı. 7'ye bakalım. 12, 10. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanının alabileceği en küçük değer. Şimdi taralı bölge normalde nasıl bulunur? Dikdörtgenin alanından şu beyaz dik üçgeni atarsanız taralı bölge bulunur. E, dikdörtgenin alanı sabit. 12 çarpı 10. 120. O zaman buradan ne yapacağım ben? Üçgenin alanını atacağım. Üçgenin alanı. Ve sonuç ne çıksın istiyorum arkadaşlar? Minimum çıksın değil mi? En küçük sonuç. Minimum çıksın istiyorum. O zaman sonucun minimum çıkabilmesi için bu üçgenin alanı ne olmalı arkadaşlar? Maksimum olmalı. Ha, o zaman üçgenin alanı maksimum olacaksa benim yoğunlaşmam gereken şey burası. E noktası demek ki sabit bir yerde değil. Çünkü E noktası sabit olursa bu dik üçgen sabit olur. Alanı da sabit olur. Dolayısıyla en büyük en küçük değerden bahsedemezsiniz. Ha, o zaman ben E noktasını öyle bir yere almalıyım ki ara 90 kalsın. Hem de ne olsun arkadaşlar? Üçgenin alanı maksimum olsun. Dik üçgenin alanı neydi hatırlıyor musunuz? Şuna A, buna B dersek dik kenarların çarpımının yarısıydı. İşte bu arkadaşın maksimum olmasını istiyorum ben. E hatırlayın mat bir konularını. Temel kavramlar vardı. Orada ta sayılar konusu vardı. Senenin başında gördünüz. Ne diyordu orada? İki sayının çarpımının en büyük olabilmesi için sayılar birbirine yakın olmalı. Hatta mümkünse eşit olmalı. Doğru mu? Ha, o zaman ben bu üçgenin ikiz kenar dik üçgen olacak şekilde şöyle yaparsam işte bu beyaz üçgen şu arkadaş olursa alanın maksimum olur. Dolayısıyla mavi bölgenin alanı da minimum olur. O zaman bu ikiz kenar dik üçgense hipotenüs olsa bu dik kenarlar 5 kök 2 gelmez mi? Hatırlayınız ikiz kenar dik üçgende neydi özellik? Kenarlar AA, hipotenüs A kök 2. E, A kök 2 10 ise demek ki kenarlar ne olacak? 5 kök 2 5 kök 2. O zaman bizim üçgenin alanı 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2. Şunlar gitti. 5 kere 5 25 miymiş? O zaman 120'den 25'i çıkartırsak aradığımız en küçük 95. Aralarınızdan bazıları 96 bulduydu. Bizim bulduğumuz cevap daha küçük olduğu için bizim cevabımız doğru. Peki o 96 bulan arkadaşlar nasıl buldu? Şurada onu görünce büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgeni dediler. Ama 6, 8, 10 üçgenin alanı 24. Halbuki bizimkinin ne oldu? 25. Değil mi? Aman ha öyle bir şey yapmayın. Üçgenin alanının maksimum ya da minimum olabilmesi için olabildiğince şekliniz düzgün olmalı. Yani ikiz kenar dik üçgen olmalı mesela. Ya da mümkünse eş kenar üçgen olsun. Olabildiğince düzgün üçgenler olursa alanı da o kadar maksimum olacaktır. Pekala. 8'e bakalım. A, B, dikdörtgen bla 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 dikdörtgen alanını istiyor. Ne yapalım? Önce bir hatır yapalım. Gene paralel kenarda gördüğümüz bir özellik vardı onu hatırlayacağım. Şimdi fark ettiyseniz genelde yaptığım hatırlar hep paralel kenardan. Çünkü dikdörtgene dair ne gibi özellik varsa hepsi paralel kenardan geliyor çünkü. O zaman paralel kenardaki özelliklerin çoğunu dikdörtgene de ne yapabiliyoruz? Uyguluyoruz. Hangi özelliği uygulayacağız? Bir paralel kenarın köşelerinden üçgen çıkartırsanız bu üçgenin alanı paralel kenarın yarısına eşittir. E, dikdörtgen de bir paralel kenar olduğuna göre aynı özellik onda da geçerli. Peki nasıl geçerli? Bakın şu D E gelip C ile birleşirse işte bu üçgenin alanı bizim dikdörtgenin yarısını işte. Bu üçgenin alanı bulabilirsek dikdörtgenin alanını da rahatlıkla bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız bunu? 45'i gördük. Özel açı hiç dayanamam. Hemen karşısına dik geliyorum. 90, 45, 45 oldu mu? 90'ın karşısı 6 ise 45'i e karşısına olacak. 3 kök 2. Şimdi bu diki niye geldik durup dururken? Anladınız değil mi? Bakın taban 6, yükseklik 3 kök 2. O zaman ben bu üçgenin alanını artık rahatlıkla hesaplayabilirim. Taban 6, yükseklik 3 kök 2 bölü 2. 6 kere 3, 18 yarısı 9 kök 2. Demek ki bu üçgenin alanı 9 kök 2. Ama bizden dikdörtgenin alanı istiyor. 2 ile çarp. 18 kök 2. Cevabımız B şıkkı. 9'a bakalım. Dikdörtgenmiş. 8, 4 bizden alan A, E, F, G'yi istiyor. Herhalde 32'dir değil mi? 8 vermiş, 4 vermiş. Çarp 32'dir. Yani 48 nasıl olsun ki ya da 56 ya da 30. Ha belki 64 de olabilir ama yok 32'dir diye tahmin ediyorum. Şimdi bakın şunu görmeye çalışacağız. Biraz önceki hatır yaptığımız özellik var ya. Neydi o? Şu bir dikdörtgen. Köşeden üçgen çıktı. Bu üçgenin alanı dikdörtgenin yarısı. Onu kullanacağım gibi. Şimdi nereye bakmanızı istiyorum ben sizden biliyor musunuz? A, B, C, D dikdörtgenine bakın. A, B, C, D dikdörtgeninde. Bakın A, F ile D, F çizersem. Şu üçgen bizim A, B, C, D dikdörtgeninin yarısı kadar olmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Bakın aynı şekilde Hemen şurayı düzelteyim. Bu AFD üçgeni ABCD dikdörtgeninin olacak yarısı olacak. Bana ABCD dikdörtgenin alanını söyleyebilir misiniz? Tabii ki de. Uzun kenar 8, kısa kenar 4. 4 kere 8, 32. O zaman bu üçgenin alanı 16. Şimdi bakın bu üçgen aynı zamanda AFGE dikdörtgeninin de yarısı değil mi? Bakın köşelerden çıkmış üçgen görüyorsunuz. Ha, o zaman bunun alanı 16 ise bu mor üçgen şey mor dikdörtgenin alanında ne olacak? 2 katı 32 gelecektir. Yani şu AFD üçgeni hem ABCD dikdörtgeninin hem de AFGE dikdörtgeninin yarı alana sahip olduğu için ABCD dikdörtgenin alanı ile AFGE dikdörtgenin alanı birbirine eşit çıkıyor. Güzel bir soru ama birazcık işlemsel olarak basit bir soru. İkisini çarptık cevabı bulduk değil mi? Ona bakalım. 1'i 3'ü vermiş. Bizden taralı bölgelerin alanını istiyor. Ben burada iki tane hatır yapacağım. Birinci hatır şu. Şu dikdörtgen olsun. Aha da bu da köşegen olsun. Buradan bir dik geldiniz. Buradan bir dik geldiniz. İşte bu arkadaş bunu eşitti. Bu arkadaş da bunu eşitti. Şu dik üçgenle bu dik üçgen eşittir. İkinci hatırlatacağım şey de şu. Gene bu dikdörtgen olsun. Hatta bunu paralel kenardan hatırlıyoruz. Onun için paralel kenarda göstereyim. Bu bir paralel kenar olsun. Köşegeni çizdiniz. Köşegen üzerinde bir nokta aldınız. Bu köşeyle bu köşeyle birleştirince bu üçgenin alanı bu üçgenin alanına eşitti. Dolayısıyla paralel kenarda geçerli olan bu özellik dikdörtgende de geçerli. Bakalım hakikaten öyle bir şey var mı? Var. Bakın AC köşegen üzerinde bir F noktası. D ile birleşmiş. B ile birleşmiş. O zaman bu üçgenin alanı bu üçgenin alanına Eşit o zaman bu ikisinden herhangi birisinin alanını bulsam yeterli. 2 ile çarpacağım, soru bitecek. Peki köşelerden gelen dikleri görüyorsunuz. Buradan bir dik gelmiş, buradan bir dik gelmiş. O zaman burası 1 ise burada kaç olacak? 1. Peki köşenin 90 olduğunu biliyoruz. Tepede 90, tabanda 90 Öklit. 1 kere 4. H kareden 1 kere 4 ne yapar? 4H kareden H kaç geldi? 2. Ha, dik kenarlar 1'e 2. O zaman alanı söyleyin bana. Dik kenarların çarpımının yarısı. 1 kere 2. 2 yarısı 1. O zaman bu yavru 1 ise bu yavru da 1. Toplam alan istiyor. 2 cevabımız A şıkkı. 11'e bakalım. A, B, C, dikdörtgeninin içine A, E, F, G ve K, B, C, H. H ne ya? H, H. Eş dikdörtgenleri çizilmiştir. A, B 14. Dikdörtgenin çevresi 20 bizden boyalı bölgenin alanını istiyor. Evet bakıyorum hiç uzunluk yazılacak bir yer yok. O zaman harflendirelim. Şimdi buna x diyelim. Buna da y diyelim. E bu arkadaşla bu arkadaş eşti. O zaman bu da x, bu da y. Dolayısıyla buraya x, buraya buraya, burada x. Şimdi ab 14'te hatırlayın. O zaman buraya da ne kaldı? 14. Eksi x, eksi y. Şimdi bana bir çevre vermişti. a, e, f, g Ha, şu dikdörtgenin çevresi yani 2x artı 2'ye 20'ymiş. Böylece x artıya kaç geldi? 10. Şimdi ben alanı yazacağım. Kesin içerisinde x artı y'ler var. Yerine yazacağım. Soru bitecek. Şimdi bana yamuğun alanı söyler misiniz? Hatırlatmaya gerek var mı? Neydi yamuğun alanı? Alt taban artı üst taban. Bölü 2 çarpı yükseklik 14. Eksi x eksiye. Eksi parantezini alırsak x artı y olur. Doğru mu? Hakikaten x artı y 10'du. Bakın karşımıza çıktı. O zaman 10 bölü 2 çarpı 14 eksi 10. Yani 10 bölü 2 5. 14 eksi 14. 5 kere 4. 20. Cevabımız a şıkkı. 12'ye bakalım. 2 var. 8 var. O zaman burada 8. İki tane eşit arkadaş var. DF ile GC. Bizden dikdörtgenin alanı istiyor. Yani dikdörtgenin uzun kenarını istiyor bizden. Çünkü kısa kenar 8. Uzun kenarı da bulursam ikisini çarpacağım. Alan. O zaman benim için sıkıntı şu an dikdörtgenin uzun kenarı. Şimdi şuranın 90 olduğunu cümle alem biliyor. Buranın 90 olduğunu da bize vermişler. O zaman burada bir kelebek var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Paralellikten dolayı. Kelebeğin kanatları 2'ye 8. Yani 1'e 4. O zaman buraya A dersem bura ne olacak? 4A. E buraya 4A deyince burada ne oldu? 4A. Ne yaptık? Benzerlik oranı 2'ye 8, 1'e 4. O zaman burası da 1'e 4'ten A'ya 4A. Burada 4A ise burada 4A. Şimdi Edirne, Denizli, Giresun dik üçgenini görüyor musunuz? Dikten dik gelmiş öklit. Ne diyeceğiz? 4A çarpı A. H kare yani yükseklik kaç? 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. 4'ler gitti. a kare eşittir 1'den a meğerse kaçmış 1. O zaman a 1 ise uzun kenarı da bulduk. 4a 8a 9a'ydı. a 1'di 9. Ha 9 kere 8 72. Cevabımız E şıkkı. Mesela uzun kenarda, alanda değil. Uzun kenarı bulursak alan zaten çıkıyor. 13'e bakalım. Diyor ki ABK K derseniz AD 2k. Peki hala öyle olsun. DK 10'muş. Ebe'yi 3 vermiş bize. Bizden dikdörtgenin alanını istiyor. A, B, C, Şimdi Bakın burada şöyle enteresan bir hareket yapacağım. Şunu devam ettireceğim. Buradan dik çizeceğim. Yani Edirne, Kastamonu, Denizli, Hatay dikdörtgeni oluşturacağım. Ne olacak peki bunu yapınca? Şimdi şurada 90 biliyoruz. Alfa, beta, 90. E beta 90, alfa 90, beta. Ha Böylece şu üçgenle şu üçgen artık ne oldu? benzer oldu benzerlik yazacağım. Peki benzerlik oranı belli mi? E, tabii ki de belli. 90 K'ya bakıyor. 92 K'ya bakıyor. 1 e 2 oranında benzerlik var. O zaman yazalım. Alfa 3'e bakıyorsa bizim alfa kaça bakacak? 6'ya. Şimdi şurayı bana 10 vermişti ya. O zaman bu karşıda 10. E 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? 4. Ha 3 4 5. Şimdi bu 3 4 5 ise benzerlik oranı 1'e 2'ydi ya. Demek ki bu da 6 8 10. Şimdi şu dikdörtgen alanını mı istiyordu benden? Kısa kenar 5, uzun kenar 10. Çarparsak 5 çarpı 10 50. Cevabımız D şıkkı. 14'e bakalım. Bir katlama sorusu üniversite sınavında çıkmış. 16'yı 20'yi vermiş. Bizden boyalı üçgen alanını istiyor. Şimdi bakın şurası 90. Bu arkadaş buradan gelmiş şuraya katlanmış. Şimdi normalde şuradaki 90'ı vermese daha iyi. Neden? Öğrenci kendisi görsün ki soruyu çözebilsin ama ÖSYM insaflı davranmış size 90'ı vermiş. Şimdi şurası 20 ise AB. AB üssü de kaç olacak? 20. Ha bakın bir kıyak daha geçmiş size ÖSYM. Buraya B demiş. Buraya B üssü demiş. Neden B üssü derler biliyor musunuz? B yerine bu arkadaş geldi demek için. O zaman AB 20 ise AB üssü de 20'dir. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama mesela ben olsam bu B üssü yerine K derim ki ha çocuk düşünsün. B K noktasına gelsin diye. Ama ÖSYM gene insaflı davranmış. O zaman bura 16, bura 20 ise buraya ne kaldı? 12. Şu meşhur 12 16 20 dik üçgeni. E AB 20 idi o zaman DC de 20. 12'si buradaysa buraya ne kaldı? 8. Peki bu BK'ya ben X dersem KB üssü o da X olur mu? E, tamamı 16 idi. Buraya ne kaldı? 16 eksi X. E, burada 90. Ha, dik üçgeni gördünüz. Pisagor yazar x'i buluruz. Fakat daha Pisagor yazmak için nasip olmadı. 27 föydür. Çünkü hep ne oluyor? Özel üçgenleri denince çıkıyor. X'e 10 desek olur değil mi? Burası 10, burası 6. Hakikaten 6, 8, 10 geldi. Demek ki x kaçmış? 10. Şimdi boyalı bölgenin alanını istiyordu. E, dik üçgen. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. 20 çarpı 10 bölü 2 yani 200 bölü 2'den 100. Cevabımız A şıkkı. Dikdörtgen katlama soruları için arkadaşlar çok elverişli bir konudur. Dolayısıyla genelde katlama sorularını ÖSYM hep dikdörtgenden sormuştur. Hep demeyeyim de çoğunlukla dikdörtgenden sormuştur. Bu föyde de baya bir katlama sorusu var. İyice pekişeceğini düşünüyorum. İnanıyorum. Evet gene bakın üniversite sınavında çıkmış bir soru. Gene bir dikdörtgen katlanmış. Diyor ki A, B, C, D dikdörtgenin biçimindeki bir kağıt. B ve D köşeleri çakışacak şekilde katlanıyor. Yani şuradaki B katlanmış. Buradaki D'ye gelmiş. O zaman EB uzunluğu ile E, D uzunluğu birbirine ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. O zaman BC ile de bakın onu da şöyle farklı renkte göstereyim. O zaman BC ile de hop şu arkadaş birbirine eşit olmalı. O zaman buradaki C de buraya geldi. O zaman tahmin edin bakalım. Bu arkadaş da buraya eşit olmalı. Doğru mu? Şimdi bakın böyle çizince umarım gözünüzde canlandı. Buradaki arkadaş buraya katlandı. Tabi şurası ne oldu? Üst üste gelmiş. Ve o oluşan şekil eşkenar üçgenmiş. O süper. O zaman buralara hemen 60 yazarım. Soru da biter. Burası 60 ise burası 30 olur mu? Şimdi 30'un karşısı 1 ise şurası 90-30 60 oldu değil mi? 30'un karşısı 1 ise 60'ı karşısı kök 3. 30'u karşı 1 ise 90'ın karşı 2. E bu arkadaş şuna eşit olacak dedik. O zaman burada 2. A, B, 3'müş. A, D, kök 3müş. Alanını istiyor bizden. 3 kök 3. Cevabımız D şıkkı. Bakın kolay bir soruymuş. Ama katlama olunca böyle insana bir tedirginlik geliyor. Ama size gelmesin. Katlama soruları çok daha kolaydır. Klasik sorulardan. Sadece neyin nereye geldiğini iyi yorumlamak lazım. Evet ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın DC kenar üzerinde bir E noktası, AB kenar üzerinde bir F noktası işaretleniyor. EF boyunca katlandığında AF ile EC şekildeki gibi dik kesişiyor. Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı katlama işleminden önceki alandan 18 birim kare az olduğuna göre AD uzunluğu kaçtır demiş. Katlayınca alanı azalmış. Neden öyle bir şey olmuştur ki? Ha çünkü üst üste parçalar gelmiş. İki parça üst üste gelince alandan ne olur? Kayıp olur. Doğru mu arkadaşlar? Mesela bu tip soruları çözerken bir tane de önünüze dikdörtgen şekli bir kağıt olsun. Yani bir defter kağıdı. Onu katlayarak da zaten alanın azaldığını görebilirsiniz. Üst üste parçalar geliyorsa alan ne yapar? Azalır arkadaşlar. Şimdi katlama sorularındaki klasik hareketimizi yapalım. Ne yapıyorduk? Katlanmış şeklin üzerinde yani bunun üzerinde orijinali çizeceğiz. Hadi çizelim. Bu arkadaşı şöyle uzattım. Bu arkadaş şöyle. Bu da böyle. Hop çok güzel çizdim. Dur şöyle daha güzel çizeyim. Şöyle. Şöyle. Ve böyle. Evet harflendirmeler yapalım. Çok önemli. Burası B. Şurası da C. Evet B buraya geldi. C de katlandı. Buraya geldi. Ha şimdi bakın. Şöyle bir şey yapsam. Tık 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 yapsam. Buraya da tık 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 yapsam aynı şey olur. Doğru mu? Zaten bakın şurası tık 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 yapılmış. Mı? O zaman ben de buraya bir tık 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 yapsam. Buna A desem. Bu da A. Buna B desem. Bu da B. Aynı şeyleri buraya taşıyalım. A B B A. Şimdi amacım ne biliyor musunuz? Bu arada bir fark olmuş. 18 birim kare. O neden kaynaklarını Ona bakacağım. Şimdi bana ilk dikdörtgen alanını çok rahat söyleyebilirsiniz. İşte bu arkadaş. 2A artı 2B değil mi? Peki katlanınca ne oluyordu arkadaşlar? Onu da gösterin bana. Katlanınca da şu şekil olmuyor muydu? Bunun alanı ne? Tabi buradaki A katlanınca buraya geldi. Değil mi? Bakın şuradaki A katlandı buraya geldi. Ha, bu mavin alanı ne oldu şimdi? 2A artı B oldu. Ha, aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Çıkartırsanız aradaki fark B kadar. İşte o kayıp B'ymiş. Yani B kaça eşitmiş? 18'e. B dediğimiz yer neresi? Şurası. O zaman bakın burayı anladınız. Şimdi temizleyelim. Demek ki şu arkadaşın alanı kaçmış? 18. Peki gene biz şu orijinal halini bir çizelim. Artık soruyu bitirelim. Şurası B, şurası C'di değil mi? O zaman ben buraya X dersem katlandı o X buraya geldi mi? E burası X ise burada X olur. E bu X ise bu da X olur. İşte şu dik üçgenin alanı 18 X'i istiyor bizden. Neydi dik üçgenin alanı? Dik kenarlarının çarpımının yarısı değil mi? O zaman x kare eşittir 36'dan. x kaç geldi? 6. Nereye istiyor bizden? ad. Evet yani şunu x'i istiyor. Cevabımız c şıkkı. Evet bu bir tık sanki zormuş gibi ama bu da kolay hallettik. Bakın bu da çıkmış soru. 17'ye bakalım. d dikdörtgen biçimindeki bir kağıt ab üzerine bir e noktası işaretlenerek de boyunca katlandığında a köşesi a üstü noktasına geliyor. Yani gene şurada orijinali çizelim. Buradaki A katlandı. A üstüne geldi. Şura 90. Ha, A üstüden karşıya bir dik gelirsek de ortalıyormuş. 5'e 6'yı vermiş. Bizden kağıdın katlanmadan önceki alanını istiyor. Şimdi gene ne yapalım? Şu uzunlukları kullanamıyorum. Harf verelim. Şimdi şuraya xx diyelim mi? O zaman buraya 2x'e. Burada 2x. Şimdi bu 2x katlandı. Şurası oldu mu? O zaman burada ne oldu? 2x. Ha, şimdi bakın şuradan bir dik gelsem. Burası x iken burada x olur mu? Şimdi şu dik üçgeni gördünüz mü? Her dik üçgene nasip olmayan bir özellik var orada. Ne var? Bu arkadaş x iken hipotenüs 2x. Demek ki bura kaç derece? 30. 30'un karşısı x iken 90'ın karşısı 2x olur. O zaman burası 60. E bunu devam ettirin. 90, 60. Demek ki bura 30. Burada 60 geldi değil mi? Ha, şimdi bakın burası 5 ise burada 5 değil mi? Buraya ne kaldı? 1 kaldı. Ebe 6 idi değil mi? Burası 5 s Burada 5. O zaman buraya ne kaldı? 1. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. Peki burası 2 ise burada 2 değil mi? Katlanmış hali. E, soru bitti bakın. Burada kök 3 ise x kök 3 oldu. Burada kök 3. Şimdi size ne diyorduk? Dikdörtgenin alanını bulmakta mesele yok. Mesele kenar uzunluklarını bulmaktaydı. Bu kadar uğraş kenar uzunlukları için. Bakın burası kaçmış demek ki 2 kök 3. Peki bu AB kaç? 5, 6, 8. E kısa kenar belli, uzun kenar belli çarp 16 kök 3. Cevabımız D şıkkı. Böylece konu anlatımı bitti. Sırada testimiz var. Uzunluklar verilmiş. Bizden alanı istiyor. Hemen şuradan bir dik gelelim mi? Burası 4. O zaman AH da DF eşit 12. 3'ü buradaysa burada 9. E tepede 90, tabanda 90. Öklit 4 kere 9 36. H kareden burada ne geldi? 6. E, dolayısıyla burada 6. Ha, kısa kenar 6, uzun kenar 16. Çarparsak 96. Cevabımız D şıkkı. 2'ye bakalım. Evet açı ortaylarımız var. 4, 10 bizden alan istiyor. Hatırlıyor musunuz? Paralel kenarda şöyle bir şey görmüştük. Bu açı ortay. Bu açı ortaysa ara kaç dereceydi? 90. Yani burası 90. Zaten şuradan da anlaşılır değil mi? Köşe 90 ile 45-45. 45-45, 45-45, 90. Oradan da anlaşılır ama aklımızda bulunsun. Gene bu özellik lazım. O zaman bu yavruyu devam ettirirsek. Bu 4'ü 2, 2 bölüyordu. Hatırlayın. Muhteşem işti. Burada kaç gelecek? 2. Değil mi? Pekala o zaman burası 12 ise burada kaç oldu? 12. Peki burası da 4. Ha, 12 çarpı 4. 48. Cevabımız D şıkkı. 3'e bakalım. B, C 8. A, B 16. O zaman şurası 90 ne? Ben bu dik üçgenin alanını bulabilir mi gibi değil mi? 8 çarpı 16 bölü 2. Ne yapar o da? 128, 64. Demek ki bu üçgenin alanı 64'müş. Peki o üçgen Bizim şu A, C, E, F dikdörtgeninin içindeki yarı alan değil mi arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz değil mi kuralı? Ha o zaman bunun alanı 64 ise dikdörtgenin alanı 2 katı 128. Cevabımız C şıkkı. 4'e bakalım. Boyalı bölgenin alanı istiyor. Neydi? Bir tekniğimiz vardı. Bazen alanı bulmak için ne yapıyoruz? Tamamından fazlalıkları atıyoruz. Onu kullanacağız değil mi bu soruda? Şimdi AD6 ise BC de 6. D, C, 8 ise AB de 8. Dikdörtgen alanı 6 kere 8 48. Eksi fazlalıklar. 6 kere 5 30 yarısı 15 ne yaptık? Şu dik üçgenin alanı bulduk. 4 kere 3 12 yarısı 6 bu dik üçgenin alanı. 2 kere 8 16 yarısı 8 bu dik üçgenin alanı. Kaç geldi toplam alan? 6 8 14 15 daha 29. O zaman 48'den 29'u çıkartırsak o 19 çorum cevabımız A şıkkı. 5'e bakalım. Çevresi 30 birim olan ABCD dikdörtgeni 3 eş dikdörtgene bölünmüş bizden alanı istiyor. O zaman şu kısa kenara X dersek burada X. Dolayısıyla bu da X. Şimdi bu BC 2X'e AD de 2X. Dolayısıyla uzun kenar 2X oldu. Yani burada 2X, burada 2X, burada X. Bana çevreyi vermiş zaten. 2X, 3X daha 5X. Bunun iki katı bana çevreyi verecek 30 mu? 5 kere 2 10. 30 da sadeleştir. Demek ki x kaçmış? 3. O zaman kısa kenar 2x yani 6. Uzun kenar 3x yani 9. Çevrede 9 şey alanda 9 kere 6 54. Cevabımız A şıkkı. 6'ya bakalım. 75, 75, 150. O zaman burası 30. 90, 60. E bura 6 ise burada 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. Pekala burası 60 ise Hop burası 30 olmaz mı? Köşe 90. Ha 75 30 daha 105. 180'den çıkar burada 75 oldu mu? İkiz kenar. O zaman bura 12 ise bu da 12. Uzun kenar 12 kısa kenar 6 çarparsak 72 cevabımız E şıkkı. Evet bir sonraki testimize bakalım. 12 8'i vermiş. Boyalı bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi bakın şu DE'yi çizersek. Denizli, Edirne, Ceyhan üçgeni. Bizim dikdörtgenin yarı alanını eşit olur. Doğru mu? Ha, dikdörtgenin alanı ne? 12 çarpı 8 96. O zaman bu üçgenin alanı 48. Şimdi bakın şu parça bu parçaya mı eşit? O zaman bu DF üçgeni iki eşit alana ayırıyor. Üçgenin alanı 48 diye demek ki buraya 24. Bu yan taraf 24. Peki bu arkadaş o 24'ü iki eşit parçaya ayırır mı? Tabanlar aynı. O zaman bura 12. Burada 12. Boyalı bölge 12. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. Eşitlikler var. 6'yı 12'yi vermiş. Bizden alanı istiyor. Şimdi şuraya x desek demek ki uzun kenar 12 artı x. Dolayısıyla burada 12 artı x. Yani burada 12 artı x. Şunu yukarı o zaman şurada x tabi eşitlikten. Bunu yukarı devam ettirsem. O zaman burası x'e burada x olur mu? Ha, o zaman şurada 12 artı x diye buraya ne kaldı şimdi? 12. Peki burası x. E, tamamı 6 ise buraya 6 x kalır mı? Ha şu dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Bakın. Dik kenarları 6 x, 12 artı x ve 12 olan dik üçgen. Pisagor yazarsam x'i bulurum. Fakat gene Pisagor yazmama gerek yok değil mi? Meşhurlardan bir kere bir kenarı 12 olan ne var bildiğiniz? 5 12 13. Şuranın 13 olması için x kaç olmalı? 1. Peki x'e 1 verirsem bura 5 oluyor mu? Tabii ki de. 6-x 5. Evet. x 1'miş arkadaşlar. Bulduk. O zaman şurası 1 ise uzun kenar 13. Kısa kenar 6 çarparsak 78. Cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. Bla 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 taralı bölgelerin alanlar toplamı. Şimdi şu gf2 ise bed2. dc4 ise abd4. Ha, sanki şu BK'yı bulabilirim. Bu BK AD'ye paralel değil mi? Tales yazacağız. 2'nin 6'ya oranı eşittir. BK'nın 3'e oranı. 3 kere 2 6. 6 bölü 6'dan 1. Demek ki BK kaçmış? 1. Ha bitti bakın. Orayı 1 buldum. Sor bitti. Neden? Şimdi şu taralı bölgenin alanı yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban. 3 artı 1. Bölü 2. Çarpı yüksekliğimiz kaç? 4. Kaç geliyor? 4 bölü 2. 2, 4 ile çarp 8 mi geliyor? Peki buranın alanı nasıl bulurum? E, dikdörtgenin alanından o beyaz üçgeni çıkartırsak buluruz değil mi? Bakın dikdörtgenin alanından şu beyazı artık kırmızı oldu. Çıkartırsak burayı da buluruz. Dikdörtgenin alanı 6 kere 2, 12 eksi. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı yani 1. O da 11 geldi mi? O toplayın gene 19 çorum. Cevabımız D şıkkı. 4'e bakalım. ABCD dikdörtgen EFCG kare 9 5 S1 ile S2 bulundukları bölgelerin alanı olduğuna göre S1 eksi S2 farkını istiyor bizden. Ha şimdi bakın S1 eksi S2 büyük ihtimalle bu şu soru değil. S1'i bulayım S2'yi bulayım sonra onları birbirinden çıkartayım sorusu değildir bu. Böyle bir güzellik vardır onu yakalamaya çalışalım. Şimdi bakın ben şunu şöyle devam ettirsem. Buraya H desek. Adana, Hakkari, Giresun, Denizli bir dikdörtgen olur mu? E, dikdörtgenin köşegeni çizersek ne yapıyordu? İki eşit alanı ayırıyordu. O zaman bura S2 ise ha, burada S2 olur. Peki buranın tamamı S1 değil miydi? S2 buradaysa buraya ne kalır? S1 eksi S2. Ha benden istenen S1 eksi S2 şu dikdörtgenin alanıymış. E onu çok rahat bulurum ben. Şu arkadaş kare Bura 5. Bura 5. Bura 5. E burası komple 9. 5'i buradaysa bura 4. E, dikdörtgenin alanı 5 kere 4. 20. Cevabımız A şıkkı. 5. soruya bakalım. Dikdörtgen DE F'ye paralelmiş. Yani bu yavru buna paralelmiş. Pekala olsun bakalım. O zaman ne işe yarar ki? Bakın Z'yi görüyor musunuz? Demek ki burada 90 ise burada 90. Yani şurada 90 demiyor da paralel deyip adamı uğraştırıyor. Benden alanı istiyor. 4 kere 9 36. E, cevap budur değil mi? Bakalım hakikaten bu gelecek mi? Bir kontrol edelim. Şimdi size hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey diyorduk. Böyle iç içe geçmiş dik üçgenler yan yana sırt sırta omuz omuza vermiş dik üçgenler varsa büyük ihtimal orada benzerlik var diyorduk. Biz de benzerlik yapalım. Bakalım cevap gelecek mi? Şimdi şuraya ben A desem. Buraya B desem. A B 90. E, şu köşe 90 malumunuz. Bura B ise bura A. E, biraz önce buranın 90 olduğunu bulduk. Bura A ise bura B. E şurası 90 demek ki bura A. Ha bakın şu yavruyla bu yavru artık ne oldu? Benzer. Şimdi şuraya x diyelim, buraya da y diyelim. Neden buna x, buna y dedim? E çünkü bana kısa kenarla uzun kenar lazım ki alanı bulabileyim. Onun için bunlara x ile y dedik. Şimdi yazalım bakalım. Şu minikten başlayalım. Minikte 90 kime bakıyor? x'e. Peki büyükte 90 kime bakıyor? 9'a. Tekrar minikteyiz. Minikte A kime bakıyor? 4'e. Peki büyükte de hakime bakıyor? Y'ye. Ha bakın ne güzel tertemiz çıktı. X çarpı Y. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar yani alan. E 9 kere 4 36. Biz de zaten tahmin etmiştik. Doğru tahmin etmişiz. Cevabımız C şıkkı. 6'ya bakalım. 5 vermiş bir tane bizden alanı istiyor. Şimdi bakın şu K noktası köşegenlerin kesim noktası doğru mu? O zaman şunu hatırlıyorsunuz. Köşegenler birbirini eşit ortalardı. Yani şunlar birbirine eşit. Şimdi şu kelebeği gördünüz mü? O zaman kanatlar yuvarlak yuvarlak birbirine eşitse şu kanatlar da birbirine eşit. Burada iki çizgi burada iki çizgi. E tabanlar da eşit o zaman. Bu iki çizgi ise bu da iki çizgi. Şimdi bakın uzunlukla alakalı yapacağım şeyi yaptıktan sonra soru hala çıkmıyorsa. Bakın eşitlikleri yazdım hala bir şey elde edemedim. Nereye geçeceğiz? Açıya. Şimdi şurada ikiz kenar var ya. Kastamonu, Fatsa, Bursa üçgeninde. Buraya alfa dersen buradan olur. Alfa. Peki şurası yuvarlak, burası yuvarlak ya. E, burası alfa ise burada alfa değil mi ikiz kenar? Şimdi şurayı da bulabilirsem sanki soru biter. E, Orada belli zaten. Alfa artı alfa. Bir dış açının ölçüsü. Kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir demiş şair. O zaman bakın şuradaki dik üçgenden ben rahatlıkla alfayı bulurum. 3 alfa 90'dan alfa ne geldi? 30. Demek ki burası 60. Şimdi şura 90. Bura 30. Aha da burası 60. O zaman bura 5 ise burada 5. E 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı boydan boya 5 kök 3 mü? Ha 5 kere 5 25 kök 3. Cevabımız D şıkkı. O yeni nesil sorular. Şimdi bu föyde bir sürü yeni nesil soru var arkadaşlar. Çoğu da bu katlama soruları üzerinde birkaç tane döndürme sorusu var. Şimdi beraberce bunları çözelim. Şimdi bu soruları siz kendiniz de sonra ben anlattıktan sonra çözerseniz e, büyük ihtimalle bu işi halletmiş olursunuz. Biraz da soru bankalarınızda var buna benzer sorular. Biraz da sağdan soldan eş dost komşulardan bulursanız böyle sorular. Ne yaparsınız arkadaşlar artık bu olayı halletmiş olursunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu soruyu tersten sormuşlar. Nasıl tersten sormuşlar? Normalde ne oluyordu? Bize dikdörtgen biçimde kağıdı veriyordu, katlıyordu. Bu sefer de önce katlanmış halini vermiş, sonra bunu açmış. Öyle soruyor. E fark eden bir şey yok. Biz gene aynı klasik hareketi yapacağız. Katlanmış şeklin üzerinde orijinalini oluşturacağız. Şimdi ben şu arkadaşı şöyle birazcık uzattım. Bunu şöyle güzel çizemiyorum. Aman Allah'ım. Evet. Şöyle yaptım. İşte orijinali bu. Burası B. Burası C. C, C üstüne gelmiş. B, D'ye gelmiş. Diyor ki A, F ile D, F'nin toplamı 25. D, C üstü 15. Burası 15 miymiş? E, D, C üstü 15 ise B, C'ye de kaç gelecek? 15. Bu arkadaş bunu eşit değil mi? Peki neresi 25'te? A, F ile D, F'nin toplamı. O zaman buna X dersen burası 25 eksi X. Ha, bura 15 ise e, burada 15. Ha, Pisagor'u görüyor musunuz? Pisagor yazar x'i bulurum. Ama gene tahmin edin ne olacak? Pisagor yazmamıza gerek kalmadan x'i bulabileceğiz gibi. Doğru mu? Bir kenarı 15 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 8, 15, 17. x'e 8 dersek ha burada 17 oluyor değil mi? Demek ki x kaçmış? 8. Soru bitti. Bizden nereye istiyor? Dik alanı. Şimdi şurası kaç? 15. Şimdi şurayı bulmam lazım. E, bu arkadaş bu arkadaş eşit değil mi? Katlanınca bu buraya gelmiş. O zaman burada 17 ise burada 17 değil mi? Ha burada ne oldu? 25. Ha bu sorudaki en zor kısım şu 15 ile 25'in çarpımı bize alanı veriyor. Hadi bu kıyamı unutmayın. O da 375. Sizin yerinize hızlıca çarpayım. Cevabımız C şıkkı. 2'ye bakalım. Gene bir katlama sorusu. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kağıt. A B üzerinde bir K noktası işaretlenip DK boyunca katlandığında A noktası A üstü noktasına gelmektedir. Hakikaten öyle. Şimdi şeklin orijinalini çizmeme gerek yok. Sağ olsun adamlar nokta nokta vermiş zaten. Şimdi burası 90 hop burada ne oldu? 90. AK 3 se A üstü K o da 3. BK 5'miş. O zaman burası 4. E şuraya X dersem DA'ya. DA üstü de ne olur? X. Ha şurada gene dik üçgeni görüyor musunuz? Pisagor yazar. X'i bulurum ama gene Pisagor yazamayacağız. Bir kenarı 8 olan bildiğimiz en meşhur dik üçgen. 6, 8, 10. X'e 6 verirsek hakikaten 6, 8, 10 sağladı mı? Sağladı. Demek ki X kaçmış? 6. Benden şu maviye boyalı üçgenin alanı istiyor. Yani dik kenarların çarpımının yarısı 6 kere 3, 18. Yarısı 9. Cevabımız C şıkkı. 3'e bakalım. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt parçası uzun kenarının orta noktasından aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi katlanıyor. Ha, şimdi bakın arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştim. Yine söylüyorum. Bıkmadan, yılmadan söylüyorum. Nedir o? Soruların mutlaka sağını, solunu, üstünü, altını, önünü, arkasını, neresi varsa her yerini okuyun. Bakın orta noktasından katlanıyor ifadesini okumazsanız bu soruyu hayatta çözemezsiniz. Çünkü E'nin orta nokta olduğuna dair bir bilgi ne şekil üzerinde ne de aşağıda bir yerde yazmıyor. Onun için lütfen rica ediyorum şekli, şekilde verilen bilgileri tam okuyun arkadaşlar. O zaman bu E noktası orta noktaysa bu arkadaş buna eşit. Çok önemli. Şimdi burası 90 katlandı. Bura 90 oldu mu? Şimdi bu EA iki çizgi ise EF de iki çizgi olur mu? E arada 60 var. İkiz kenar oldu. Arada 60 varsa bu ikiz kenarı ne diyorduk biz? Eş kenar doğru mu? O zaman bu yavru iki ise burada iki. Burada iki. Burada iki. Ha bakın uzun kenarı bulduk bile 4. Eğer şu kısa kenarı da bulabilirsem ki bulurum biliyorsunuz alanı hesaplayabiliriz. Hatırlayınız şurası alfa ise burada alfa değil miydi? Buradaki bu arkadaş katlanınca buraya geliyordum. E buraya 60 ise buraya 120. 2 alfa 120'den demek ki buralarda 60 60. O zaman burada otursa, ha, 30. Ha 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 köküç. Demek ki kısa kenarda 2 köküç. Birileri alan sorduydu. 4 kere 2 köküç 8 köküç. Cevabımız B şıkkı. Evet bir döndürme sorusu arkadaşlar. Onu 6'yı vermiş. Kaç derece döndürülüyor A köşesi sabit tutularak? 45 derece. Şimdi bu döndürme sorularında neydi bizim taktiğimiz? Size o 45 dereceyi verir ama nerede olduğunu göstermez. Sizin yazmanız lazım. Olayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir kenar nereden nereye gittiyse aradaki fark o derecedir diyordu. Şimdi bakın AD kenarı buradan buraya mı gelmiş? İşte bu aradaki fark 45 derece. Döndürme sorularında yapacağımız işlem bu. O açıyı bu araya yazacağız. E şimdi burası 45 ise demek ki burada 45. E haliyle burada ne olacak arkadaşlar? 45. E şimdi şuranın 90 olduğunu biliyoruz. Çünkü burada 90. E o zaman burada 45 oldu. Ha, kenar dik üçgen. Kısa kenar neydi? 6 mıydı? O zaman burada 6. E 45, 45, 90. Burada 6. E uzun kenar 10'du. O zaman D üstü, C üstü de 10. 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? 4. E buraya 10 zaten. E burada 6. Ha benden bu taralı bölgenin alanını istiyor. Yani yamuğun alanını istiyor. Alt taban artı üst taban. Bölü 2 çarpı da yükseklik. 14 bölü 2 7. 7 kere 6 42. Cevabımız E şıkkı. 5'e bakalım. Bir katlama sorusu gene ne güzel. Diyor ki kenar uzunlukları 6'ya 10 olan bir dikdörtgen A'ya 5 A olacak şekilde CE boyunca kesiliyor. Ya bu katlama sorusu değil. Kesme sorusu. Kestik bu arkadaşı. Sonra bu arkadaşı EC kenarları çakışık olacak şekilde büyük parçaya yapıştırıyor. Ha ne yapıyor yani? Şöyle çevirip yapıştırıyor. Yani katlamanın bir değişik versiyonu. Esasın aynı şeyi yapıyor değil mi? Bu arkadaşı buradan kesip şuraya yapıştırıyor. Yani bunu buradan buraya katlıyor. O zaman buna gene katlama sorusu diyebiliriz. O zaman gene biz orijinali şurada bir çizelim. Şimdi bu A'ya 5A demiş ama zaten A belli. Şu köşe 90 değil mi? 6A 90'dan A 15. Demek ki bura 15. E, haliyle burada 15. 15, 15, 30. Buradan oldu arkadaşlar 60. Şimdi şurası 6'ymış. O zaman burada 6. Burası 10. Şimdi burası 6 ise katlandı. Burada 6 oldu mu? Ne istiyor bizden? Alan BDC. Ha Bu sarı üçgenin alanı istiyor. Aman ha sakın burada gaza gelip de şunu yapmayın. Aranızdan birkaç kişi yapmış gördüm. Şuraya 90 yazmayın. Neden? Çünkü DBE'nin doğrusal olduğuna dair bir bilgi yok. Bakın soruların çoğunda fark etmiyoruz ama her soruda size orası doğrusalsa onu söyler. Bazen direkt DBE doğrusal der. Bazen DE doğru parçası der. Siz anlarsınız onun doğrusal olduğunu. Ama burada hiç öyle bir bilgi yok. Dolayısıyla gaza gelip de burada 90 iken burada 90 demeyin yanılırsınız. Cevabı da yanlış bulursunuz. O zaman şuradaki 90'ı silelim. Orada 90 değil. Doğrusal değil. Peki ben bu sarı üçgenin alanı nasıl bulabilirim? E burada 60 var mis gibi. Karşısına dik gelir bulurum değil mi? Hemen buradan bir dik geliyorum. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök mü? Ha, soru bitti bakın. Taban 10, yükseklik 3 kök 3. Neydi alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 15 kök 3. Cevabımız B şıkkı. 6. sorumuza bakalım. Farklı iki kenar 9-12 santim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt ae e, olacak şekilde CE boyunca katlandığında B noktası CF üzerindeki K'ya gelir. Şimdi E orta noktaya o zaman şuralar 6-6 6-6 o zaman buralarda 6-6 şurası zaten 9 e burası 90 katlandı buraya geldi. Burada 90 oldu mu arkadaşlar? E uzunlukları da yazalım. O zaman burası B'ydi. CB 9 ise CK da 9. BK'ya gelmiş çünkü. O zaman EB 6 ise EK da 6. Ha bakın bir güzellik oldu. Şimdi bakın burada 90. Ya malum burada 90. E burası 6. E burada 6. O zaman bu Fatsa, Adana, Edirne, Kastamonu bir deltoid oldu. Görüyorsunuz değil mi? O zaman burası x ise burada ne olacak arkadaşlar? x. E BC 9, AD 9. O zaman buraya ne kaldı? 9 eksi x. E şurada kaç? 12. Ha bakın şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Oradan x'i bulurum. Soru biter. Pisagor. Yok gerek yok Pisagor. Değil mi? Bir kenarı 12 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen. 5, 12, 13. Buna 5 desek x kaç olur? 4. Yani x'e 4 deyince burada zaten 13 oluyor. Doğru. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 4. O zaman burada 4. Burada 4. Bizden ne istiyor? Kırmızı boyalı bölgenin alanı. Yani deltoidin alanını istiyor ama hiç deltoid'e gerek yok. Şunu şöyle çizin. E bu dik üçgen alanı 6 kere 4 24 yarısı 12 değil mi? O zaman burada 12. 12 12 24 cevabımız A şıkkı. 7'ye bakalım. Farklı iki kenar uzunluğu 16 ve 8 olan ABCD dikdörtgenin biçimindeki kağıt ağırlık merkezi etrafında. Şimdi ağırlık merkezi neresi? Köşegenleri çizdiğinizde kesiştiği yer yani tam şu göbek. Evet, o göbeğin etrafında C, gelene kadar ok yönünde döndürülüyor. Ha şimdi bakın, şöyle düşünün. Bunu bir tane dikdörtgen biçimde bir kağıt alarak yaparsanız siz de rahatlıkla görebilirsiniz. İki tane aynı büyüklükte dikdörtgen biçimde kağıt alın. Üst üste koyun. Alttaki sabit kalsın. Üsttekini döndürün. C, B'ye gelene kadar. O zaman şunu fark edeceksiniz. C, gelene kadar dönerse A'da D'ye gelene kadar döner. Gayet mantıklı. O zaman C buraya geldi mi? A'da nereye gelecek? Buraya. Şimdi CB uzunluğu buradan hop dönecek buraya mı gelecek arkadaşlar? Yani B de buraya gelecek. Peki A D'nin olduğu yere gidiyor diyor. Demek ki A da burası oldu mu? Ha o zaman D de hatta bakın şunu şöyle biraz aşağıya indireyim. Hop şöyle. o zaman bizim D de buraya mı gelecek? Yani şöyle bir şey olacak ha. Burası da D arkadaşlar. Ha, demek ki döndürdüğümüzde tam şu merkez etrafında oluşacak görüntü bu. A, B, C, D. Dikdörtgeni bu. E neyi soruyor bize? Bu kağıdın ilk konum ile son konumunun çakıştığı bölgeyi alanı. Şu bölgeyi alanı istiyor bizden. E artık bunu buluruz. Kolay. Şimdi bakın. Öncelikle şunu söyleyelim. Şu arkadaş. Bu arkadaşın dönmüş hali mi? O zaman burası 8 ise Burada kaç olacak arkadaşlar? 8. Peki o zaman bu arkadaş da şuna eşit olacak mı? Ha, o zaman buraya x dersen burada x. E tamamı 16 idi. Buraya ne kaldı? 16 eksi x. E şurası 90. Benim böyle çirkin çizdiğime bakmayın. Ha, şurayı görüyorsunuz değil mi? Artık Pisagor yazar. X'i bulur Ama Pisagor'a gene gerek yok ya. X'i 6 verirsek sağlıyor değil mi? 6, 8, 16 eksi x, 10. Sağladı. Ha, demek ki burası kaçmış? 10. Buralarda 6. Şimdi i̇şte benden şu kırmızı boyalı bölgenin alanını istiyordu. E bulduk. Bu kırmızı boyalı bölge bir paralelkenar değil mi arkadaşlar? Taban 10, hop, yükseklik kaç? 6. O zaman 10 çarpı 6 60. Cevabımız B şıkkı. Şimdi bu soru çok gıcık bir soru. Niye? Döndürülüyor diyor ama döndürüldükten sonra ne elde ettiğini bize göstermiyor. Ne yapacağız? Biz ayarlayacağız. Biz çizeceğiz. Bu da en sıkıntılı. Çünkü herkes güzel çizemez. Ben bile bakın yamuk yumuk çizdim. Ama bunu bir kere zihninizi oturtabilirseniz bundan sonraki sorularda zaten o zihninizdeki görüntüden faydalanabilirsiniz. Şimdi bunu da yapabilmenin en güzel yolu olayı somutlaştırmaktır. Sorunun başında verdiğim taktiği mutlaka uygulayın. Aynı büyüklükte iki tane dikdörtgen biçimindeki kağıdı üst üste koyun. Alttaki sabit kalsın. Üsttekini dediği gibi C noktası B'ye gelene kadar döndürün. Böylece anın da D'ye geldiğini göreceksiniz. O somutlaşınca zihninizde bir görüntü olacak. Bundan sonraki sorularda işinize yarayacak. ÖSYM genelde zaten böyle döndürülüyor. Katlanıyor dedikten sonra genelde aşağıda bir sonraki görüntüyü veriyor. Ama ya vermezse diyerek bizim bunu somutlaştırıp zihnimizde yer etmesini sağlamak zorundayız. Evet 8'e bakalım. Yine bir katlama sorusu. Kenar uzunluklarını vermiş 8'e 16. Evet. E, boyunca katlıyoruz. A köşesi C'ye geliyormuş. O zaman şöyle bakın. AK CK'ya eşit olacak. Doğru mu? Aynı şekilde AD de CD'ye eşit olacak. Şu arkadaş buna eşit. Ve tahmin edin. LD de LD üstüne eşit olacak. Ya e artık bunları yazalım. Şimdi şurası 8'di ya. Katlandı. Burada 8. E buraya x diyelim. O zaman burada x. Şimdi AB 16 ise DC de 16. DL e buraya ne kaldı? 16 eksi x. Ha şimdi şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Çünkü burası 90. Ha x'i bulduk gene. X kaç? 6 değil mi? 6, 8, 10. Evet sağlıyor. X kaçmış? 6. Benden ne istiyor? Bu D üssü LKC dörtgenin alanını istiyor. Ya buluruz artık. Burası kolay. Şimdi arkadaşlar x'i kaç bulmuştuk? 6. Şuraları yazalım. Buralar 8, 8. Şurası kaç demiştik? 10. E aynı şekilde bakın burası 6. Burası 8. Burada 10. Dolayısıyla burada 10 olmaz mı? Çünkü şununla şu birbirinin simetriği doğru mu? Şurayı 10 bulduysak burada 10. Burayı 6 bulduysak burada 6. Şimdi benden ne istiyordu? Şu arkadaşın alanını mı istiyor? E, soru bitti. Alt taban artı üst taban. Bir bakış açınıza göre tam tersi. Önemli değil. 10 artı 6. Bölü 2 çarpı yükseklik 8. Ne geldi? 16 bölü 2 8. 8 kere 8 64. Cevabımız A şıkkı. Böylece bir föyün sonuna daha geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.